Hoş geldiniz saygıdeğer güvercin severler, hayvan severler. Arkadaşlar, örnek olarak bir çift hin bülbülüm var. Yumurtladı, ne yapabilirim? Ne tür yem takviyesi yapabilirim? Onu sizlere anlatacağım arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar, hayvan sağlıklı yumurtlaması için ve yumurtayı nasıl sizlere söyleyeyim, vitamin eksikliğinden dolayı yumurtayı kabuksuz yumurtluyorlar ya da ince yumurtluyorlar. İlk öncelikle arkadaşlar, hayvanınız iki çiftse, ben bir çift dedim de, iki çiftse normal su yemlik var önlerinde, bu standart. Ayrıyeten de arkadaşlar, sularına 5 şoplarda, markayı böyle göstermeyeyim de sonra demesinler reklam reklam almış. Vitamin bulabilirsiniz. Ayrıyeten de veterinerde de bir şişenin içinde 1 litre tarzında sulu vitamin bulup hayvanlara haftada bir, haftada iki kere takviye edebilirsiniz. Ayrıyeten de arkadaşlar, iplik bırakırsınız. Mama ya da nasıl sizlere söyleyeyim, ben şunun içine ekmeği ıslatıp bırakıyorum hayvanlara. Farklılık olsun, çerez niyetine, yeşillik. Bazen de yumurtayı açlıyorum, kabuğunu ince iyicene toz haline getirip tabağın içine bırakıyorum. İrmik, nişasta, havuç güzelce rendeleyip önlerine bırakıyorum. Standart yaptığım bir şey, bazen video çektiğim zaman videonun içinde duraklayabiliyorum, yani aklımdan gidebiliyor. Onu yaparsınız arkadaşlar. Yani sıklıkla yapmayın. Hayvana kilo aldırırsınız. Yağ yaparsınız. Bu yumurtayı keser. Yavru verimini azaltır. Onun bilgisini vereyim. Yani hayvanı fazla rahatsız etmeyin. Örnek olarak, "Aa, hayvanım şu köşede yumurtladı. Durmadan her gün bakayım" değil. Bu hayvan zaten yumurtayı yaptı. Üstüne oturur. Rahatsız etmediğiniz sürece hayvan çok güzel de kurka yatar. Yavru çıktığı zaman da çok güzel bakar. Yalnız siz heyecan yapıp "dur içinde farklı şeyler katayım, yok bunu yapayım" derseniz hayvanı strese sokarsınız. Hayvan o zaman yumurtayı keser, yavru verimini düşürür. Nasıl şu kümeste, şu kümesten şu yavruları, şu yavruları bunları aldıysak ve birkaç tane de, hatta birkaç tane de bayağı öldü, güzel verim aldık. Ben sadece aldığımız verimden size tavsiyede bulunuyorum. Ben yaptığım şeylerde olumlu yanıt alıyorum. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz, şahitsiniz de. Yani demek istediğim, güzel bir takviye yaparsanız, yani hiç bilmiyorsanız bile marul bırakın ya da marulu düz şekilde bırakın. Salatalığı çok severler. Yeşilliği çok severler. Nane bir dalını tutun, güneşe bırakın, biraz suyu süzülsün. Ayrıyeten hayvanların önüne bırakın. Bağırsak, yani hayvanın iç vücut olarak daha da güçlendirir, hastalığı engeller, vücut direncini daha çok yükseltir, daha çok kızışma yönüne meyilli olurlar. Hani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar, aklıma pek bir şey gelmiyor. Yani dediğim şekilleri yaparsanız %100 olumlu bir yavru verimi alırsınız. Ama yok, aksine kendi bildiğiniz yaparsanız zararlı çıkarsınız. Niye diyecekse diye soracak olursanız, hayvanların üzülür. Anne baba bakmaz. Mesela bakın, bu hayvan iki tane yuvadan düşmüş. Yuvalarını almama rağmen yine de kendilerini atıyorlar. Ama çok şükür anne baba da bakıyor. Onu da söyleyeyim. Bir de hayvanları serin tutun. Mesela biz şu an burada ışıltıyı görüyorsunuz. Pervaneye çalıştırıyoruz hayvanları. Şöyle göstereyim. Serin tutmaya çalışıyoruz. Bu hayvanlardan 12 ay boyunca verim alabilirsiniz. Güzel beslemeyle, sağlıklı beslemeyle, hayvanları strese sokmadan ve doğal yaşam hayatındaymış gibi davranırsanız, hayvanlara öyle algılatırsanız
verimler artar. Biz şu an empati kurarak hayvanın ihtiyaç duyduğu temel şeyleri bir bir kendi ellerimize getirip bırakıyoruz. Niye? Çünkü hayvanların dili yok. Konuşamıyorlar. Biz de empati kuruyoruz. Hayvanın ihtiyaç duyduğumuz şeyleri vitamin mi? Suyuna bırakıyoruz. Antibiyotik mi? Suyuna bırakıyoruz. İlaç mı? İlaçlıyoruz. Bit biri olsun. Ayrıca yemek yem mi? Yemini değiştiriyoruz. İplik mi lazım örmek için? Veriyoruz. Yani bu tür şeyleri kastediyorum arkadaşlar. Farklı şey algılanmasın. Diyeceklerim bu kadardı. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hint bülbülleri hakkında ve birçok videolarla ilgili herhangi bir konu başlıklı videonuz varsa yorum kısmına yazın. Sizlere güzel bir şekilde çekeyim, aktarayım. Bu şekilde de yardımcı olurum. En azından neticede bilgi paylaştıkça güzeldir. Sizlere ufacık bir bilgi veriyorsam ne mutlu bana. Sağlıklı üretimler diliyorum arkadaşlar.